bu kartonun üstüne su damlattım. Şimdi bu boya fırçasını alıyoruz ve su damlacıklarının içine yavaşça boya katıyoruz. Şimdi de farklı bir renk deneyelim. Bütün yapmamız gereken boyayı böyle dokundurup fırçayı hafifçe titretmek. Harika görünüyor. Üstelik çok da eğlenceli. Şu renklere bir bak. Bütün gün buna bakabilirim. Tamam, artık bitti sayılır. Vay canına, çok etkilendim. Müthiş. Bu oyun bağımlılık yapıyor resmen. Hey! Biraz yavaş olur musun? Ne yapıyorsun? Oh, ben de oynayabilir miyim? Ne? Hayır tabii ki. Çok kötüsün. Baba, Luna benimle oyununu paylaşmıyor. Ona da izin ver tatlım, hadi. Ne? Ama bu benim. Hadi ver kardeşine onu. Şaka yapıyorsun herhalde. Sağ ol, çok iyisin. Belki şimdi biraz huzur bulabilirim. Görünüşe bakılırsa erken konuşmuşum. Merhaba Luna. O marshmallowlar leziz görünüyor. Ver bana da. Ne? Bunlardan mı istiyorsun? Hiç sanmıyorum. Nasıl? Demek öyle. Peki. Babacım. Ne oldu ufaklık? Asla vermem bunları. Her ne istiyorsa ver kardeşine de hadi. Olmaz. Bu haksızlık. Onlar benim. Bir türlü televizyon seyrettirmediniz. Onları Justin'e ver dedim. Al o zaman. Lezzetli görünüyorlar. Umarım acıdırlar. Resim yapmak beni hep sakinleştirir. Tam ihtiyacım olan şey. Merhaba. Hayır, kesinlikle olmaz. Ne yapacağımı biliyorsun. Ama bu iş çığırından çıkıyor. Git buradan. Beni yalnız bırak. Madem öyle diyorsun. Babam burada değil mi? Ne fena. İyi de şimdi ne yapacağım? Biraz su içmeliyim. Her neyse, çekil yanımdan artık. Baba! Hey, bağırma sana. Baba! İşte mümkün olan en kısa sürede geldim. Luna, ne yaptın yine? Bana kötü davranıyor. Bunu nasıl yaparsın? Ben bir şey yapmadım. Sorun onda. Kes şunu. Artık burama geldi. Bir saniye, bir fikrim var. Bize bu tuvalet kağıdı lazım. Hey Justin, al şunu. Bu bütün sorunları çözecek. Sen iyi misin babacığım? Bana bir gökkuşağı çizmeni istiyorum. Hala bir şey anlamadım. Hadi ne istiyorsa yapalım. Hey, bu taraf benim. Sen kendi tarafında kal, ben de kendi tarafımda kalayım. Benim gökkuşağım seninkinden güzel olacak. Birazdan göreceğiz. Baba, ben bitirdim. Kazanan benim. Şimdi bize su lazım. Kağıdın iki ucunu bardakların içine batırıyoruz ve sihrin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bakın gökkuşağı nasıl tanımlanıyor. İşte gördünüz, burada hayata dair bir ders var. Hey! Al bakalım. O başlattı savaşı. Kesin şunu hemen. Şu an sihirli bir anı mahvediyorsunuz. Çok güzel değil mi? Vay canına, şuna bak. Bir şey diyeyim mi? Sen o kadar da kötü bir kardeş değilsin. Hadi beraber resim yapalım. İşte yine başardım. Bir dakika. Benim gitmem lazım. İşte burası. Tam isabet. Bu çok heyecan verici. Yalnız beni kimsenin görmemesi lazım. Belki de bu akşam yapsam daha iyi olurdu. Keşke bir merdiven getirseydim. Vay canına, tırmandım gerçekten. Evde kimse var mı yok mu bir kontrol edeyim. İhtiyatlı olmakta yarar var. Çok komik gerçekten. Tipik bazı insanlar, çok düşüncesiz. Sanırım biraz beklemem gerekecek. En azından sen bana arkadaşlık edebilirsin. Merhaba dostum. İyi günler kardeşim. Çok sıkıldım. Tek yapmak istediğim şey evleri soymak. Çok şey mi istiyorum yani? Uyandım. Yok, bunu izlemiştik. Kanalı değiştir hadi. Of hadi ama. Artık şu işi halledeyim. Biraz zor olacak ama olsun. Yalnız çok sessiz olmam lazım. Yani bilirsin, kamufle olup hiç görünmezsin falan ya. Şimdi ben oynayabilir miyim? Ben bir bitkiyim. O bitki biraz evvel yürüyüp konuştu mu ne? Her neyse, doğaya akla sır ermez zaten. İşte başardım. Ben bir kılık değiştirme ustasıyım. Düşündüğümden kolay oldu. Şimdi değerli eşyaları bulmam lazım. Buralarda bir yerde olmalılar. Bu nedir? Bakalım başka neler varmış. Yok artık. İnsanlar bu şortları mı giyiyor? Sanırım bunu alıyorum.
Ha, bu nedir? Bu işime yarayabilir. Bununla çaldıklarımı taşıyabilirim. Oo, işte bu güzel. Eyvah, umarım kimse duymamıştır. Luna, uyan, evde biri var. Oo, hemen kaçmam lazım. Şu perdenin arkasına saklanayım. Justin, bak, soyulmuşuz. Benim cüzdanım gitmiş. Benim de leğenim. Kendimi çok kötü hissediyorum. Neden böyle bir şey oldu ki şimdi? Bir dakika. Çekil kenara. Bana bu kağıt lazım. Ne yapacağımı biliyorum. Kağıdı ikiye katlayarak başlıyoruz. Sonra tekrar katlıyoruz. Aynen böyle. Şimdi kağıdı tekrar açıyoruz. Cepler oluşturana kadar kağıdı katlamaya devam ediyoruz. Sonra uçlarını bu şekilde katlayıp çift taraflı bant kullanıyoruz. Şimdi katlayıp iki kenarı birbirine yapıştırıyoruz. İşte bir cüzdanımız oldu. Geriye sadece bunu tekrar katlamak kalıyor. Sonra birkaç ayrıntı ekliyoruz. Kenarlarına böyle noktalar yapıyoruz. Bunlar cüzdanımızın dikişleri oluyor. Sonra üstüne bir çıkartma yapıştırıp şirin görünmesini sağlıyoruz. Peki ya motive edici bir mesaja ne dersin? İşte bu Luna'yı çok neşelendirecek. Sonra bu kalpleri ekliyoruz. Hey, bu senin için. Oh Justin, bunu sen mi yaptın? Şimdi içine biraz da para koyalım. İşte al bakalım. Sen bir harikasın Justin. Oh, ben de kredi kartımı koyayım içine. Boyu tam cüzdanıma göre. Alışverişe gitmek için sabırsızlanıyorum. Ne bekliyorsun o zaman? Bir saniye bu, yoksa... Oh, yok artık. Bunun içi boşmuş. Bu evi bir daha asla soymam. Hadi ama işte. Ne ilginç bir kitap. Kazanıyor musun ufaklık? Bir dakika, bu nedir? Vay canına, buna inanamıyorum. Baba bak. Sorun nedir? Bunu görmen lazım. Peki. Güzel görünüyor. Lütfen, alabilir miyiz? Lütfen. Peki, olur. Ama bir şartla. Har vurup harman sormak yok. Vay canına, bu harika. Bugün şanslı günüm olmalı. Dünyanın en iyi babası sensin. Bir dakika, bu nedir? Baba, bir sorun var. Yeterince paran yokmuş. Evet, doğru. Ben meteliksizim. Ama bu oyuncağı alamayacağım anlamına geliyor. Bir saniye dur. Hayır, üzgünüm tatlım. Of, bu büyük haksızlık. Ben hiç güzel şeyler alamıyorum. Üzgünüm tatlım. Bir dakika, bir fikrim var. En iyisi bir bıyığımı değiştireyim. Yok ya, boş ver. Başka neler varmış? Cips. Hey Luna. Ne? Cips mi? Hayır, istemiyorum. Ama bu en sevdiğin. Peki, o zaman şu gözlere de bir bakalım. Onu neşelendirmek için yapabileceğim bir şeyler olmalı. Şuna bir bak. Artık yaratıcı olmanın zamanı geldi. Kağıdı bu şekilde kesip katlıyoruz. Sonra üstüne bunu çiziyoruz. Vay canına, bazen kendime hayran oluyorum. Şimdi bunu renklendiriyoruz. Tacı için sarı rengi kullanıyoruz. Sonra diğer tarafı boyuyoruz. Şimdi sıra ortasında. Luna buna bayılacak. Tatlım. Ha? Bu nedir? Şuna bir bak. Vay canına, aklımı aldı resmen. Bir bakayım. Bu inanılmaz. Olamaz. Demek yalan söyledin bana. Eyvahlar olsun. Bu para nereden çıktı şimdi? Açıklayabilirim. Anneme söyleyeceğim. Lütfen sakın öyle bir şey yapma. Bak, bu sensin. En azından şu an mutlu. Vay canına baba. Bunu görmen lazım. Bu oyuncağı alabilir miyim? İzin versen de kitabımı okusam. Sabah mı olmuş? Ne harika uyudum ama. Bu da ne? Ev ödevimi yapmayı unuttum. Çocuklar, bir tek boynuzlu at çizeceksiniz. Yalnız hepinizin gereken özeni göstermesini istiyorum. Resimlerinizi pazartesi günü getiriyorsunuz. Acele etmem lazım. Fazla vaktim yok. Ferahlatıcı. Neyse, bu şaraplar da olur. Tamam, artık başlayabilirim. Ama bu gevrek de çok güzel görünüyor. Zor bir karar bu. Sorun yok. İkisini de aynı anda yaparım. Bu sayede zaman kazanırım işte. Şuraya bak. Gün giderek berbatlaşıyor. Neredeyse bitirdim. Bu çok çirkin oldu. Tekrar başlamam lazım.
İşte bu güzel oluyor. Hayır. Benim harika tek boynuzlu atım mahvoldu. Bu neden oldu ki şimdi? Çok sinir bozucu. Ben şimdi ne yapacağım? Oh, merhaba tatlım. Resimde ne oldu? Felaket oldu anneciğim. Oh, olamaz, kötü olmuş. Ama sorun yok, şimdi nefes verip stresini at. Bu ne işe yarayacak ki? İşe yaramıyor anne. Başım dönmeye başladı. Bu durumu düzeltmemiz lazım. Buldum. Elimizi kağıdın üstüne koyarak başlıyoruz. Sonra elimizin çevresini çiziyoruz. Bu tek boynuzlu atımızın dış hatları oluyor. Şimdi kulaklarla boynuzu çizebiliriz. Keşke ressam olsaydım. Tamam, şimdi boyamaya geçiyoruz. Burnu için pembeyi kullanıyoruz. Pembe çok güzel oldu. Şimdi sıra yelesinde. Dışarı taşırmamaya dikkat ediyoruz. Boynuzun yarısını pembeye, yarısını maviye boyuyoruz. Ve işte bitti. Ne düşünüyorsun Justin? Tam istediğim gibi olmuş. Teşekkürler anneciğim. Benim gitmem lazım. Justin? Ha? Ne yapıyorsun? Okula gidiyorum. Bugünün pazar olduğunu biliyorsun değil mi? Bugün ne? Of, hadi ya. Ben uyumaya geri dönüyorum. Hoşlandığım çocuk birden bana ilham verdi. Eminim bu yaptığım onun çok hoşuna gidecek. Hadi bakalım. Ne haber David? Güzelim, bana ne yazmış acaba? Evet, bu bende de bazı hisler uyandırdı. Kalbim göğsümden fırlayacak. Şimdi bir bakalım. Bak kitaplarım. Bak, kusura bakma. Dur, sana yardım edeyim. Anne yumuşak. Vay canına. Alayım onları. Tabii. O zaman pekala. Teşekkür ederim. Sanırım aşık oldum. Bir saniye. Son bir bakış atmalıyım. Evet. Bu çocuk beni gerçekten etkiliyor. İşte bunu diyeceğim. Sevgilinle birbirine ilk baktığın anı hatırlamak gibisi yoktur. Zor kısmı bitti. Güzel. Vay canına. Bunu hatırlıyorum. Ne tatlı bir çocuk. Seni seviyorum aşkım. Yaratacağın eser için ön hazırlık yapmak bütün sürecin bir parçasıdır. Gerçi ben bu aşamada etrafı biraz batırıyorum. Her neyse, şimdi sıra bu fikri sanata dönüştürmekte. İlk fırça darbesi her zaman en iyisidir. Buraya biraz mavi ekleyelim. İşte bir şeylere benzemeye başladı. Yoksa olmadı mı? Korkunç oldu. Bu çöpe gidiyor. Neyse ki daha bir sürü kağıdım var. Çok yumuşak bir fırça darbesi. Bu öncekinden de kötü oldu. Öf. Hadi ama artık odaklan. Şaka bu herhalde. Ben neden optom bir çiçek bile çizemiyorum? Pekala, sakin ol. Derin bir nefes al. Bunu yapabilirsin. Bunu yapmak için gereken her şey bende var. Hadi o zaman. Yavaş. Yavaş. Öpçüm. Of, talihsiz bir durum. Ama bir dakika. Çok ilginç bir şekil çıkmış. Bunu geliştirebilirim. Boya fırçasını farklı tarzda kullanmak tamamıyla benzersiz şekiller oluşturmaya yardımcı olabilir. Ve benim durumumda bu şekil çiçeğin yaprakları oldu. Çiçekleri çizdikten sonra sap ve yapraklar için yeşil ekleyebiliriz. Bak nasıl güzel oluyor. Fırça darbelerini dikkatlice uygulamaya devam ediyoruz. Hatta istersek bu ikisini böyle birleştirebiliriz de. Bu sayede kağıdı çok güzel bir şekilde doldurabiliriz. Başaracağımı biliyordum. Vay canına. Bunun hepsini kendi başına mı yaptın? Bunu neden sen almıyorsun Annie? Daha yaratacağım şeyler var. Ve bu sefer eserimi tamamen yeni bir yaklaşımla yaratacağım. Ama merak etme, aynı temadan uzaklaşmıyoruz.
Bu darbelerin yapraklara nasıl canlı bir görüntü kattığını görüyor musun? Bu arada işimizi hiç aceleye getirmiyoruz. Alta böyle çimenlerde yapabiliriz, gördün mü? Ama bir sonraki aşama biraz zor. Tamamen farklı bir doku yaratmak için böyle boya öbekleri kullanabiliriz. Bu farklı doku için balonu kullanacağız. Ne iç açıcı oluyor değil mi? Şimdi bunu baskı gibi kullanıyoruz. Bunun sonucunda benzersiz eğlenceli çiçeklerimiz oluyor. Bunu da atlamayalım. Çok güzel değil mi? Müthiş oldu. Ne düşünüyorsun? David, böyle bir şey yapmak nasıl aklına geldi? Gizli malzememle elbette. Bu resim gerçekten çok şeker oldu. Hatta çerçevelenecek kadar güzel oldu diyebilirim. Ama işimiz daha bitmedi. Bana biraz ilham lazım. Ha, evet. Sen ne dedin? Ama Susan, sen çok fenasın. Of, bilemiyorum. Pardon. Kağıdımın üstüne koydun. Ah, pardon. Olamaz. Ne yaptığına bak. Kağıdım mahvoldu. Hey. Sana bir şey gösterebilir miyim? Hiç iyi tesadüf diye bir şey duydun mu? İşte bu onlardan biri. Ben de yapabilir miyim? Elbette. İstersen farklı ölçülerde de yapabilirsin. İnanılmaz. Hadi o zaman. Sence buraya kaç tane sığdırabiliriz? İstediğin kadar. İşler iyice çığırından çıkmaya başladı. Bunun için bir sürü şey kullanabilirsin. Yeter ki şekil yuvarlak olsun. Sence yeterince yaptık mı? Çok hoş görünüyor değil mi? Jack o zaman. Benim küçük sanatçı oğlum. Eline sağlık Chris. Peki ya benimki? Hangisi bir çizim bulabilir misiniz? Bu değil. Şu ikisi de gidebilir. Hadi yeşil de alalım. Mor kalem de değil. Kandırdım. En başından beri gözünüzün önündeydi. Çok akıllıca Luna. Bu aklıma bir fikir getirdi. Hocam şuna bakın. Ya yine mi? Neredeyiz biz? Bir resim yarışması yapmamız lazım. Gerçekten mi? Burası sınıfımız değil ki. Bence eğlenceli olacaktır. Hadi tekerleği çevirelim. Ben çevirmek istiyorum. Misafir benim. Benim fikrimdi. Bırak yoksa... Durun dedim. Bozacaksın. Şuna bak. Sanırım bir gül çizeceğiz. Bu da ne? Hanımlar, iki güzide çiçeğe bir zarif gül getirdim. Tuhaf. Güzelliğiniz karşısında eridim bittim. Sevdim seni. Yarışmalar başlasın. Sonunda. Yok artık. Bir durun. Odaklanmam biraz zor olacak gibi. Zaten sanki bir sanat eserine bakıyorum. Öyle derler hep ama bilemedim. Ne fevkalade bir bıyık. Cidden mi? Hey! Bir yarışmadasınız, unutmayın. Evet, haklısın. Bu pek de güle falan benzemiyor. Ama biraz toparlarsam... Kalbin içine birkaç tane üçgen ekleyeyim. Gül yapraklarına benzesinler. Şimdi de gülün kalanını çizeyim. Güzel gidiyor. Yaprakları ekleme zamanı. Kökünü de unutmamalıyım. Ben bitirdim. Güzel bir şey çıktı. Güzel. Bu da benimki. Minimalist oldu. Ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Çok güzel. Sen kazandın. Evet, biliyordum. Ödül ne, sen mi? Sevgiyle taşıyacağım. Müthiş kokuyor. Sizi seçeceğim belliydi. O kadar kıskanma. Acaba sırada ne var? Dur bakalım, ben çevireceğim. Nerede duracak? Küçük bir kuş. Ne tatlı. Hadi bakalım, başlayalım.
Peki peki. Boyayla aram pek yok. Ama bir deneyebilirim. Doğada olduğunu hayal etmen lazım. İşin sırrı bu. Bu kırmızı iyi olur. Oh, hayır. Felaket oldu. Daha da kötüye gidiyor. Elime bakın ya. Yapacak tek şey kaldı. Sabotaj. Hayır. Bak ne yaptın. Siz de kağıdı hareket ettirmeseydiniz. Şuna bakın. Onda benim suçum mu yani? Hayır. Dur bakalım. Bu gereksiz barbarlık bana bir fikir verdi. Bu işe yarayabilir. Şuraya biraz siyah boya koyayım. Bir de gaga çizeyim. Sonra da bacaklar. Kuşa benzemeye başladı. İşte küçük tatlı bir kuş. Senden de aldığım yardımla. Buna hile denir. Ama ben bayıldım. Benimki o kadar güzel değil. Bakayım. İsrar ediyorsanız. Bence net bir kazananımız var. Evet. Selam ufaklık. Çizgi film prensesi gibiyim. Vay. Dokunabilir miyim? Kış, kış. Git kendi kuşlarını al. Bu hiç hoş olmadı. Bir sonraki turda yazan seni mahvedeceğim. Sakin olun. Peki ama sanatımı çok ciddiye alırım. Hadi tekerleği çevirelim. Acaba şanslı mıyım? İlginç. Hadi ama bunu bir yarışma sanmıştım. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Haniymiş özgüveniniz? Başlayalım bakalım. Belki biraz Luna'ya bakabilirim. Bu sefer kopya çekemezsiniz. Biraz toz varmış bak. Devam et. Toz tabii ya. Bir Y çizerek başlayacağım. Şimdi de parmakları ekleyelim. Sonra da diğer parmaklar ve elin kalanını. Sonunda bir kalp. Bitirdim. Bayağı benzemiş. Ne düşünüyorsunuz? Olmuş yani sanırım. Bu da benim eserim. Sanırım bu turu ben kazandım. Evet. Tebrikler. Ödül mü vardı? Luna, lütfen. Çok romantik. Ama ben çok yalnızım. Ne? Neler oluyor? Onda abur cubur ne arıyor? Affedersiniz, ben de biraz atıştırmalı kalabilir miyim? Hayır olmaz, biz bir meydan okumadayız. Şimdi çarkımızda meydan okumada neyin geleceğine bakalım. Minyon mu? Gerçekten mi? Evet. Pekala. İşte size muzlar ve bir tuvalet kağıdı. Bunlarla ne yapacağız ki biz? Şuna bir bak. Ne kadar gülünç görünüyor. Ama tanrım çok haklısın. Ama bu tuvalet kağıdıyla ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Bir dakika. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bu ip bir de kullanacağım. Pekala. Ben de bir bardak suyumu aldım. Boyalarım da burada. Tamam, boya fırçamla muzu da alayım. Artık işe koyulma zamanı. Ben aslında kalemle başlayıp muzun üstüne çizim yapacağım. Sonra bunu boyamaya başlayacağım. İlk olarak beyazla başlıyorum. İşte böyle. Şimdi siyaha geçiyorum. Siyah göz bebekleri için tabii ki. Şimdi maviye geçiyorum. Zaten minyonlar bu renkle tanınıyorlar. Pekala. Bu işin nereye gittiğini görebiliyorum. Sıra dişlerde. Çok şirin ve komik bir görüşü var. Dilini biraz kırmızıya boyayacağım. Şimdi de sıra koyu mavi tulumunda. Gerçekten de bunu yapmak çok eğlenceli oldu. İşte oldu. Minyonlarım artık hazır. Vay canına. Bana bir bak. Ben bir minyonum. Vay çok etkilendim. Gerçekten minyona benzemişsin. Vay ne yaratıcı. Hoşuma gitti. İşte minyonlarımın bitmiş hali, ne düşünüyorsunuz? Bence kazanan sen oldun. Bu minyonlar harika gözüküyor. Tebrikler. Harika bir iş çıkarmışsın. Bunu hak ettin. Teşekkürler. Bir sonrakinde sence ne yapacağız? Boya rulosuyla işimiz yok. Sen git bakalım. Acaba şimdi neyin peşinde? Umarım yine resim yapmaya hazırsınızdır. Aman tanrım. Çarkımızı yine döndürelim. Bakalım bu sefer ne gelecek? Dans. Ne harika seçim. Dans mı? Gerçekten mi? Bunu nasıl yapacağız ki şimdi? Belki perspektife bir bakmalıyım. Belki bu açıdan baksam nasıl olur? Artık çizmeye başlasam iyi olur. Balerinim bayağı ortaya çıkmaya başladı.
Of, olamaz. Kalemimin ucu kırıldı. Ne yapacağım şimdi? Ah, kalem tıraş varmış burada. Bu işimi görür. Resme dönmem için kalemimi açayım. Ve hepsini açsam iyi olacak. Diğer renklere de ihtiyacım olabilir. Sonra ucu küt kalemleri de elden geçireyim. Oh, bir saniye. Vay canına. Şimdi resmi bitirmemin daha iyi bir yolunu keşfettim. Şunun belinde ne kadar güzel durduğuna bak. Sanırım çok güzel olacak. Bu sonuncusu o da şuraya geliyor. Tamam, şimdi hatlarını çizmek için bir siyah gazlı kaleme ihtiyacım var. İşte bu mumlu kalemi de ten rengi için kullanalım. Fosforlu kalemle saçlarını güzelce sarıya boyayalım. Ve sonra sırada pembe tacı ile pembe giysisi var. Aa, bir dakika, bal ayakkabıları da aynı renkte olsun. Az kalsın onları unutuyordum. İşte bitti, ona gerçekten bayıldım. Aman tanrım, vay canına. Peki acaba bu açıdan baksam olur mu? Of, olamaz değil mi? Senin bir yerin acıdı mı? Of, bileğim. Sanırım bileğimi burktum. Çabuk havayı kaldır hemen. Yine çarkımızı döndürüyoruz. Pekala, hadi bakalım, çarkımız bir kez daha dönüyor. Görünüşe bakılırsa yıldızlı bir gökyüzü seçti. Buldum. Boyalar nerede? Hemen başlamam lazım. Boya da hazır, fırça da. Artık resim yapma zamanı. Şimdi bu siyah boyayla başlayacağım. Önce böyle kalın bir şerit çizeceğim. Buraya bir topak mavi sıkacağım. Sonra da sıra mor, mavi, beyaz, sarı ve turuncu da. Şimdi boyaları böyle iki yana yayalım. Bununla bir çeşit gölge efekti yaratıyorum. Tamam, şimdi burada sarıyla devam edeyim. Harika, güzel görünüyor. Şimdi alt kısmı biraz daha siyah boyayacağım. Belki buraya bir iki şey eklesem iyi olur. Şuraya ağacın yanına bir çit güzel gider. Yalnız dalların çıplak olmasını istemiyorum. Birkaç fırça darbesiyle dallara yapraklar kondurabilirim. Oo, çok güzel. Sanırım artık başlayıp nasıl olacağını bir baksam iyi olacak. Renk mavi olsun ve belki biraz daha mavi olabilir. İşte böyle. Bütün bu renkler hoşuma gitti. Çok eğlenceli. Pekala, boya fırçası. Artık çalışmaya hazır mısın? Vay canına, fırça darbelerinin oluşturduğu görüntüyü çok sevdim. Oo, boyanın tuvalin üstündeki şu yayılışına bak. Boyayı kenarlara kadar yayıyoruz. Boya tuvalimin üstüne damladı. Bir saniye. Bu aslında harika görünüyor. Hey, tuvalime bak. Yıldızlı gökyüzü resmim bitti bile. Evet, bunu görebiliyorum. Seninki kesinlikle muhteşem oldu. Çok teşekkür ederim. Bunu kesinlikle hak ettin. Dikkat dikkat. Bugünkü çizim yarışmasına hazır mısınız? Hadi güzel bir şey gelsin. Küçük şirin bir maymun. Kocaman goril gibi bir şeysin sen. Bu kolay olacak. Maymun çizimi tamamen şekille alakalı. Şu ana kadar iyi gözüküyor. Ama ben çok daha iyisini yapabilirim. Kağıdını ortadan katladıktan sonra alttan bir kat daha katla. Şimdi üstüne maymun kafasının yarısını çiz. Yani kulakları ve diğer her şeyi. Sonra yüzünü doldur. Gözleri bitirdiğinde kaşları ile burnunu çiz. Sonra maymunun alt yarısını çiz. Şimdi aradaki boşluğu halletmek gerek. Keskin canavar dişlerini de çizelim. Bu maymun pek dost canlısı görünmüyor. İçini renklerle doldurmayı unutma. Devam et. Neredeyse bitirmek üzereyiz. Sonra diğer renge geç. Ağzın işi neredeyse bitti. Ve sıra şimdi dilinde. Şu maymuna bir bak. Artık korkutucu değil, değil mi? Hey! Şirin olmuş değil mi? Harika olmuş. Çok yaklaşma ama. Oh! Yok, o kadar da korkmadım. Vay canına! Hayal mi görmeye başladım? Yoksa bu kocaman bir goril mi? Oh! Zoe! Siz çocuklar çok komiksiniz. Nasıl yani? Bu çok korkutucuydu. Pekala, şu maymunları bir görelim bakalım. En şirin benimki oldu. Yeni başlayan biri için güzel olmuş. Zoe? Tada! Oo! Ay, aman tanrım. Bu roundu sen kazandın Zoe. Bir dahakine iyi şanslar Matt. Oo, bir rounda daha hazır mısınız? Hadi bakalım. Bak nasıl dönüyor. Makas mı? Bu zor. Bir anda ilham geldi. Tutma yerinden başlayacağım.
Sonra sırada kolları var. Böyle olmadı. Tekrar başlayacağım. Bu tip şeyleri çizmek düşündüğünüzden daha zordur. Ama bir yolu olmalı. Belki de yeni bir bakış açısına ihtiyacım var. Hey, bunlara bakınca sanki bir baykuş görüyorum. Buldum. Bütün ihtiyacım olan şey bakış açısıymış. Bunlar gözleri olabilir. Şimdi baykuşun gerisini çizebilirim. Bütün bu fikrin bir makastan gelmesi inanılmaz değil mi? Ve vücudunun geri kalanını kendin çizebilirsin. Şimdi biraz renk katalım. İster turuncu, ister kahverengi, istediğin gibi boyayabilirsin. Oo, şişirin gözlere bakar mısın? Neredeyse hu hu dediğini duyar gibiyim. Umarım bu seferkini becermişimdir. Kalemleri bırakın. Of ya. Fena olmamış değil mi? Makasa oldukça benzemiş. Öyle mi? Teşekkür ederim. Sıra bende mi? Bu bir baykuş. Muhteşem olmuş. Sen de kazandın. Yaratıcılık her zaman iyidir. Tamam. Bir sonraki tur. Hadi bakalım. Görünüşe bakılırsa papağan çizeceğiz. Uf, bu da zor. Kendi adına konuş. Ben uykuda bile çizebilirim. Ne yaptığını gerçekten iyi biliyor. Bu olur mu acaba? Peki ya bu? Of, bunların hiçbiri işe yaramaz. Bir sürü iki mi? Aa, bu aslında işe yarayabilir. Şimdi şöyle yapıyoruz. Papağanları şimdi görebiliyor musun? Bir dalın üstünde beraberce takılıyorlar. Bunlar gerçekten harika kuşlar. Özellikle de o renkleriyle. Dalı da az kalsın unutuyordum. Bayağı güzel oluyor. Bu sefer ben kazanacağım. Süre doldu. Ne çizdiğinizi görelim bakalım. Oo, şirin bir papağan. Sade, gösterişsiz bir papağan. Ama Matthew'unki... Oo, tebrikler. İşte bu bir sanat eseri. Bunun müzede sergilenmesi lazım. Bu haksızlık ama. Sıradan şeyleri çok daha havalı hale getiren şey nedir? Elbette dikkat çekici bir renk. Doğru boyayı kullanarak gerçek bir sanat eseri yapabilirsin. Kim bilir, belki de resmin Mona Lisa kadar ünlü olur. En azından çok havalı bir laptop kılıfı yaparsın. Ressam beresini takmaya hazır mısın? Hey, bu da ne? Buraya nasıl girdi ki? Bak. Ne kadar güzel bir geyik. Şuna bak Jennifer. Gerçekten çok güzel değil mi? Duruyor mu? Hadi işe koyulalım. Doğru çizgilerle başlamam gerek. Bu açılar çok karmaşık. Umutsuz vaka. Bana elle tutulur bir şey lazım. Buldum. Artık tam ölçüsünü alabilirim. Hemen dönerim. Nereye gidiyorsun? Aman bana ne. İyice yakınlaşayım. Aha, iyi görünüyor. İlginç. Artık ne yapacağımı biliyorum. Çizim tahtasına dönelim. Her zaman siyah boyayla başla. Ah, bu bitmiş. Ah, ne saçmalık. Ah! Jennifer, eserimi mahvettin. Şu an benim derdim o değil. Olamaz. Şunun haline bak. Sanırım en baştan başlayacağım. Tabii eğer bu teknikten faydalanmazsam. Bunun çok karanlık olduğunu mu düşünüyorsun? Birazdan öyle olmayacak. Boyayı doğrudan resme sür yeter.
Şimdi bu katı kaldır. Sonra üzerindeki alanda çalış. İki renk tek renkten daima daha iyidir. Harika oldu değil mi? Şimdi esas aletleri kullanalım. Fırçayı kullanarak boyayı yukarıya doğru yay. Gördün mü? Harika bir etki yarattı. Neredeyse bitti. Fırçayı ağaçların üzerinden de geçir. Bir diş fırçası bile neler yapabiliyor. Tek ihtiyacı birkaç becerikli dokunuş. Harika. Şimdi buradaki ilk katı kaldır. İşte ormanda bir gece manzarası resmi yaptın. Ne kadar büyüleyici değil mi? Benimkine baksana. Onu nasıl yaptın? Bu randun galibi belli. Aferin Wendy. Fırça tekniğim üzerine çalışmalıyım. Daha sert darbeler. Hadi neyse. Ah! Peki. Ne güzel bir akşam değil mi? Hey bak gerçek ressamlar. Selam. Gördüğüm en tatlı çift. Tabii öyle vıcık vıcık şeyleri seviyorsan. Ah seni çok seviyorum tatlım. Bu bana ilham verdi. Bu aşkı kağıda dökmek istiyorum. Ah işte. Bu konuda daha sıkıcı olabilirler miydi? İçimden geldiği gibi yapmayı tercih ediyorum. Boya öbeklerini tek tek yayıyorum. Böylece renkler karışmış oluyor. Çizgileri çekmek de eğlenceli oluyor. Rengi böyle yayıyorum. İşte noktalarla olan işim neredeyse bitti. Şimdi bir alüminyum folyoyu buruşturalım. Ve ıslak boyada izler bırakalım. Resme güzel bir doku veriyor. Ne demek istediğimi anladın mı? Sonra fırçayla ufak tefek düzeltmeleri yapıyorum. Bir manzara resmi güzel bir ağaç olmadan olur mu? Yalnız aşırıya kaçmamaya dikkat et. Biraz daha doku. Şuna bak, muhteşem görünmüyor mu? Ama hala yapmam gereken şeyler var. Renkleri karıştırmak keskinliği azaltacak. Hala biraz rötuş yapmak gerekiyor. Bak burada da aşıklar var. Ama bu resmin odak noktası onlar değil. Güzel. Şimdi biraz da yağmur ekleyeyim. Çünkü yağmur çok romantiktir. İşte. Yeterince romantik oldu mu? Benimki kesinlikle öyle. Seninki nasıl? Daha iyi olabilirdi. Beğendin mi? Vay canına, bu resim müzeye asılmayı hak ediyor. Sahiden mi? Sanırım bu kazandığım anlamına geliyor. Bravo Jen. Buraya gel, lütfen. Sanırım bunu alabilirsiniz. Tatlışım, bu biziz. Ciao. Hadi bakalım. Uf, olmadı, tutturamadım. Ben de bir deneyeyim. Of, ben de kaçırdım. Sadece bir nişan almak lazım. Bu kadar zor olmamalı aslında. Vay canına, nasıl yani? Yaptığı şeye bak. Aa, resmen o sanat eserinin üstüne bir resim çiziyor. Of, bu hiç iyi olmadı. Olamaz, öğretmen gelmiş. Burada neler oluyor bakayım? Aa, bu esere ne oldu? Artık yeter. Sanatın gücü, göster kendini. Vay canına, olamaz. Halimize bak. Bir dakika, ruj mu bu? Pardon, bunu düzeltebilirim. İşte oldu. Bu çok daha iyi. Pekala, artık resim yapma meydan okumasına tamamen hazırız. Şimdi çarkı çevirip ne çizeceğinizi görelim. Hadi bakalım. Aa, ne hoş, kalp geldi. Demek ki sevginin resmini yapacaksınız. Yaşasın, kalp ve sevgiyle ilgili şeyler çizmeye bayılırım. Ne yapacağımı biliyorum. Sevgi kelimesi yani love'la başlayacağım. Ne harika bir gündü. Kız arkadaşım yeşilliklerin içinde ne güzeldi. Tamam, şimdi bunu neşelendirip canlandıracağım.
bir kalp ekleyip O harfini bir kıza dönüştüreceğim. Ve diğer bir kalp olabilir. Ve E de onun hoşlandığı kişi olabilir. Çok şirin oluyor ama biraz renklendirmem lazım. Bu kalp pembe olmalı. Güzel şu üstteki ufak olan da diğerine uygun olmalı. Biraz daha renk ekleyelim. Mesela elbisesi mor olsun. Gerçekten özel bir şeye dönüşüyor. Sırada renkleri değiştirmek var. Saçları sarı yapalım ki birbirlerine uysunlar. Oğlan da sanırım mavi bir şapka takmış. Yeşil renkte tişörtü var. Hayır, ben seni daha çok seviyorum. Bu renkli kalemlerle yüz ifadelerini de çiziyorum. Ta-da! Pekala çocuklar, şimdi ne yaptığınızı görelim lütfen. Ne? Olamaz. Sakızını ağzının içine tutar mısın lütfen? Ne yapıyorsun? Bir dakika, bu benim sanatsal çalışmam, inanın bana. Bir dakikaya daha ihtiyacım var, neredeyse bitti. İşte bitti. İşte bu benim aşkı betimleyen sanatsal çalışmam. Vay canına, iyi de sen bunu nasıl yaptın, inanılmaz. Aman tanrım, çok etkileyici, yüksek not aldın. Sırada ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. İşte çark yine dönüyor. Hadi bakalım, bu sefer flamingonun üstünde durdu. Pek hareketli bir şey değil, ne yapacaksınız? Flamingo mu? Gerçek hayatta bir flamingo gördüm, hiç sanmıyorum. Şaka mı bu? Bu sefer meydan okuma için hiç umudum yok. Ne yapacağım şimdi? Pembe olurlar değil mi? Sanırım öyle. Hayır, bu fikirde bir işe yaramaz. Üf. Buna dayanamıyorum. Ne yapacağımı da hiç bilmiyorum. Bir saniye. Elime bulaşan bu şey de nedir? Boya mı bu? Olamaz. Elimin her yeri pembe oldu. Hey, bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Bir el iziyle başlasam neler olacağını bir görelim. Vay canına, çok acayip oldu. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Elimin çevresini çizerek başlayacağım. Sonra dış çizgilerini ayarlayacağım. Bir göz ve gaga da eklemem lazım. İlk olarak gaganın içini siyaha boyayacağım. Diğer her yeri pembeye boyayacağım. Bir sürü pembe yani. İleri geri gidip içini tamamen pembe yapacağım. Çok pembe oldu ama neredeyse bitiriyorum. Burada pembe gazlı kalem varmış. Buna ihtiyacım var. Şimdi sırada elizimi tropikal bir kuşa çevirmek var. Baş parmağımı kuşun başına dönüştüreceğim. Siyah gagası burada. Sonra gözler ve bacaklar. Sıska bacaklar da burada. İşte bitti. Pekala çocuklar, flamingo çiziminizi artık görelim. İşte benim flamingo çalışmam bu. Benimki de burada öğretmenim. Aynen istediğiniz gibi. Gördüğüm kadarıyla bir tam gövde, bir de profilden kafa çizmişsiniz. İkiniz de harika bir iş çıkarmışsınız. Evet, bütün elim boya olmuş. Of, evet, bunun için üzgünüm. Şimdi ne gelecek sence? Pekala, hazır mısınız? Bu seferki seçiminiz bir çocuk gibi görünüyor. Şimdi nasıl bir şey yapacağınızı merak ediyorum. Ne yalan söyleyeyim, bu seferkini pek becerebileceğimi sanmıyorum. Olamaz, abur cuburum bitmiş. Bu hiç iyi olmadı işte. Ben şimdi ne yapacağım? Bir saniye. Şimdi elimde boş bir tabak var demek. Evet, bu kesinlikle işe yarayacak. Harika bir fikrim var. Sen orada tabak ve gazlı kalemlerle ne yapacaksın ki? Anlamadım, tabağın üstüne ne çiziyorsun ki öyle? Sen benim için endişelenme, ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi tabağın üstündeki şu çöp adam çizimimi bitireceğim. Acaba bunun için nasıl bir şey yapsam? Yine kelimeleri kullanacağım. Bunu yapınca sanki daha iyi iş çıkarıyorum gibi. Pekala, hadi bakalım, şimdi sıra bunu dönüştürmekte. Ona bir gözlük ve saç çizelim. Güzel oluyor, kulakları unutmak olmaz ama. Ve tabii çenesini, burnunu ve ağzını da. Pekala, çöp adamın işi tamam. Ona bir balon da verelim. İşte. Şimdi balon uçup gitmesin diye ona bir de ip bağlayalım. Dişimde bir şey var sanki. Çok iğrenç. Bu iyi olmadı. Belki bir şey içsem yararlı olur. Galiba daha iyiyim. Sanırım senin saçların turuncu olmalı. Biraz daha boyayınca saçlarının işi tamamdır. Pekala, gömleğin yeşil mi olsun? Tabii ki. Ben bitirdim. Of! Çöp adamımın üstünü suyla kapladın. Çöp adamım boğuluyor. Onu kurtarmak için bir şeyler yapmam lazım. Hayır. Çöp adam, paniğe kapılma. Bir dakika, bir şey oluyor. Çöp adamıma bir şeyler oluyor. Tabii ya, suyun üstünde yüzdüğü için boğulmaz ki o. Çöp adam, harikasın. Ona bayıldım. Harika bir iş çıkardın. Bu turu ben mi kazandım? Bu inanılmaz. Bu resimler çok komik. O kadın ne çiziyor? Çok ciddi biri. Siz çocuklar resim yapmanın kolay olduğunu mu sanıyorsunuz? Görünüşe bakılırsa sizin gerçeklerle yüzleşmeniz gerekiyor.
Aa, bu da ne? Buraya nasıl geldik? En azından beraberiz ha? Güzel değil mi? Bir denemek ister misiniz? Kalp çizmek ne kadar zor olabilir ki? Şöyle birkaç kavisli çizgi... Epeydir kalp çizmemişim. Bir daha deneyeyim. Bir çizgi buraya. Öf, bu konuda hiç iyi değilmişim. Kenarlarını bile çizemiyorum. Bu çok uzun sürecek gibi. Belki bu kareli kağıdın yararı olur. Her kareyi kullanıp aşağı doğru inebilirim. Bu alt kısmını halleder. Şimdi sıra üst kısmında. Farklı renklerle daha güzel olur. Birkaç tane daha. Harika oldu. Buna bir bakar mısınız? Ne eşsiz bir yaklaşım. Ve buna gelirsek benim zevkime göre fazla gerçekçi. Bence bu turda Matt başarılı oldu. İşte bu. Of. Nedir bu kadar uzun süren? Neredeyse bitti. Sabrınızın karşılığını aldınız. Tada! Bu bayağı eğlenceli görünüyor. Çocuk çizmek çok kolaydır. Her gün aynada birine bakıyorum zaten. Çok iyi. Eli bunları yapmayı nereden öğrenmiş? Bu hiç olmadı. Matt, hiç vaktin kalmadı. Şu çizimleri görelim bakalım. Şimdi çok hızlı düşünmem lazım. İşte size bir çocuk. Ha? Evet, sanırım bu bir çocuk. Bir dakika, ufak bir ayarlama yapmama izin verin. Tamam ama bir dakikan var. Teşekkür ederim. Bu harfler harika başlangıç noktaları. İlk önce bunları birleştiriyoruz. Bak, bir şeyler bir araya gelmeye başladı. Ve biraz renk çizimi daha canlandıracak. Hiç fena olmadı. Al sana sanat meydan okuması. Bu bir başyapıt. Ne düşünüyorsunuz? İki Picasso var karşımda. Yapabileceğimizi biliyordum. Miau. Çok büyüleyici değil mi? Hadi kendinize gelin artık. Şimdi kedi mi çizmemiz gerekiyor? Olur herhalde. Bu biraz zor gibi. Bugün biter değil mi? Bıyıkları... Biraz ilham lazım bana. Gerçekten uyuyor mu? Şimdi işe girişebilirim. Hoşça kal de ufak kedicik. Sen benimle geliyorsun. Hey Ellie, bunu nasıl aldın? Ama bu haksızlık. Ben de bir tane istiyorum. Ama ben de aklımı kullanabilirim. Ay güzel oğlum. Ben gerçeğini tercih ederim. Aa, yine becerdim işte. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ve ben de seni çizeceğim. Tahminimden büyükmüşsün. Kenarlarını çizemiyorum. Belki biraz dönsen... Yok, bu işe yaramıyor. Ne güzel bir tesadüf oldu. Kedi yazmayı biliyorsun. Matt, onu bir saniye tutar mısın? Sen nereden geldin bakayım? Her neyse. Hadi şunu halledelim. Böyle çok daha iyi. Şimdi sıra kedi kelimesini biraz kediye benzetmekte. Bu ufaklığı kahverengiye boyayacağım. Kulakları unutma. Ve belki üstüne birkaç eğlenceli çizgi çizersem... ...neredeyse gerçeği kadar sevimli oldu. Ne düşünüyorsun? Evde kimse var mı? Ne kaçırdım? Aa evet, kedi çizecektiniz. Çok güzel Ellie. Bu bana çok tanıdık geldi Matt. Ve şimdi bunun sebebini biliyorum. Üzgünüm.
Sanırım bu turu ben kazandım. Neredeyse bitti sayılar. Hey, bitene kadar olmaz, tamam mı? Şimdi kıpırdama. Gözlerin simetrik değil. Hayır, kesinlikle değil. Bitti, bu sensin kardeşim. Ha, bu bana hiç benzemiyor. Sadece kendimi kötü hissetmem için uğraşıyorsun. Ver şunu bana. Pekala. Ne yapacaksın? Kendi ilacını tatma zamanı. Hazır ol bakalım. Koca bir kafan var. Pörtlek gözler. Yamuk yumuk dişler. Aa, evet. Tada! Ay, şaka mı bu? Hiç de o kadar çirkin değilim bir kere. Ver şunu. Açayım mı? Buyur. Gazlı kalem mi? Oo. Aç aç. Oo, bu bayağı sağlam bir şey. Hayır, çok daha iyi bir fikrim var. Hey, baksana. Tavşanı kim içeri almış? Aa, bunu nasıl yapıyorsun? Kurda dikkat et ufaklık. Aa! Ve şimdi özel gösterimiz. Oh, bu harika. Çok yeteneklisin. Hey, bir dakika. Ben sadece ellerimle konuşurum. Ama bir dakika. Daha da iyi bir fikrim var. Şimdi gözlerimi ayarladığıma göre gölge kuklamı kağıda dökebilirim. Tek yapmam gereken boşlukları doldurmak. Bunun ne olduğunu çıkarabildin mi? İnsanoğlunun en iyi arkadaşı tabii ki. Şimdi bu köpeciğin tek eksiği biraz renk. Aa, bugüne kadarki en iyi çalışmam. Hiç durmayacaksın değil mi? Filmi bitti. Şuna bak, gölge oyunundan esinlendim. Daha iyice, niye benim aklıma gelmedi ki? Bunu seveceksin. Ne sevimli değil mi? Bu o tavşan. Peki. Bu ufaklığa da ilham verdi. Birkaç parmak daha. Bunu alsana. Teşekkürler. Of, yine mi? En azından atıştırmalıklarım var. Güzel. Ve sıra sende. Ha? Of, ben sanat yaparım, matematik değil. Bunun nasıl olduğunu biliyor musun? Matematik. Biliyorum şapşal. Seninkini açsana. Ne? Bana da bir tane geldi. Baksana, bunları birleştirmeliyiz. Anladım. Bu sen misin? İdare et işte. Dinliyorum. Bu şeye çıkma. Amanın, bu kadar gürültülü olmak zorunda mı? İyi, tamam. Anladın mı? Ben kendim bulurum. Sadece biraz sanat sihri gerekli. Biri bir zürafaya çevireyim. Ne sevimli. Ya ikiyi? Kuya tabii ki. Ama üç sayısı güzel bir kelebeğe dönüşecek. Ya dört? O minik bir balık. Bayağı yaratıcı değil mi? İşte benim sevdiğim tarz matematik. Bayağı yaratıcıymışsın Kevin. Artık burada bana ihtiyaç yok. Benimkini çözmek istemez misin? Sanatçıların işi asla bitmez. Bak da öğren. Selam minik deniz atı. Küçük bir sincapla arkadaş olmak ister misin? O artık senin komşun. Ve yedi içinde denize geri dönüyoruz. Ve son olarak sevimli bir ayıcık. İşte hepsi bitti. Gerçekten de iyiyim. Sence de öyle değil mi? Biri yorgun düşmüş.
Uyan! Hepsi bitti mi? Sence? Bravo! Yaratıcılıkta şampiyonsun. Zamanımızın Picasso'su. Peynir de. Bir bakalım. Sanırım bu doğru açı. Hey büyük baba, resmim hakkında ne düşünüyorsun? Aferin, renkleri iyi kullanmışsın. Oo, şu boyalara bak, bunlar bana lazım olacak. Fırça lazım değil mi? Orada ne yapıyorsun? İşte boyalarla işim bitti. Ne düşünüyorsun? İyi sanırım. Daha tam bitirmedim ama. Şu plastik levhayı alıyorum ve üzerine sürtüyorum. Oo, şuna bak, nasıl akıyor. Şimdi bak ve ne düşündüğünü söyle. Aman tanrım bu... Bu... Vay canına, bu gerçekten harika büyük baba. Bayıldım. Pekala, bantı alıp şuraya yapıştırıyorum. Şimdi resmime başlayabilirim. Of, düşündüğümden daha zormuş. Sanırım şimdi bu rengi alacağım. Dikkat, çizgiyi bozma. Bu iş iyice berbat bir hal almaya başladı. Hey, bir dakika. Büyük babamda bant var. Hop, şunu ödünç alayım büyük baba. Pekala, şu bir parça bantı aldım. Şimdi renkli kalemlerimi üstüne diziyorum. Onları yerlerinde tutmak için bantı katlıyorum. Evet, bu çok işe yarayacak ve harika olacak. Şimdi daha güzel bir gökkuşağı yapayım. Evet, işe yaradı. Ben bir dahiyim. Vay canına, aferin. Peki ya daha fazla kalem kullansak? Bir sürü var. Nasıl bir gökkuşağı olur kim bilir. Bunu güvenli olduğuna emin misin? Sanatta güvenlik yoktur oğlum. İşte başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Kim demiş ki gökkuşağı illa kemer şeklinde olur diye. Şuraya gidiyorum. Sonra da jüriye doğru. Şimdi de kağıdın şu kısmına. Ve başladığım yere dönüp birleştiriyorum. Vay canına. Bitti. Projenin bitmiş haline bir bak. Sanki bir tür kuşa benziyor. Vay canına. Resimler de indireyim. Gel vatandaş. Sadece bugüne özel. Yok almayayım ben. Hayır. Yine reddedildim. Canavar imdat saldırıyor. Sakin ol. Ne oldu? Kimse sanat eserlerimi istemiyor. Büyük baba, sen o çöp kutusunda ne yapıyorsun? O çöplerle ne yapacaksın? Bana hiç güvenmiyor musun? Peki o zaman izle bakalım. Şu kapağı kağıdın üzerine koyuyorum. Şimdi sprey boyayı kağıda püskürtüyorum. Tamamını kaplamasını istiyorum. Kapağın üstünü de kaplamaktan çekinme. Şimdi köşeye biraz beyaz boya sıkıyorum. Tamamını kaplıyorum. Şimdi sıra plastik poşette. Bununla beyaz boyayı hafifçe vuruyorum. Bu boyanın birazını alacak. İşte böyle. Şimdi biraz daha beyaz boya sıçratıyorum. Kapağı kaldırma vakti. İşte bu kadar. Bitti. Tadam! Vay canına büyük baba. Bu inanılmaz güzel. Bunu yapmanın senin için bu kadar kolay olmasına inanamıyorum. Al senin olsun. O resmi istiyorum. Bütün parayı alın. Tamam. Sanırım bu eser bitti. Kendimi övmüş gibi olmayayım ama bu tam bir başyapıt oldu. Şövalenin üzerine koyayım. Vay canına bayıldım. Oo, baloncuklar. Sanırım küçük bir ödülü hak ettim. Evet. Bak ne çoklar. Baloncuklara bayılırım. Hey ben geldim. Amanın. Resmi düşürdüm. Of. O benim başyapıtımdı. Yaptıklarımın en iyisiydi. Bir dakika. Baloncuklar mı? Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Bir pet şişe alıyorum. Tepesini kesiyorum. Açık kısmına bir file geçiriyorum. Sonra bu sabunu cam bir kaba döküyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi şişenin açık kısmını sabuna batırıyorum. Sabun fileye yapıştı. Buna boya eklemenin tam zamanı. Biraz mavi boya damlatıyorum. Biraz da kırmızı ve tabii biraz da sarı. Ana renkler tamam. Şimdi baloncuk yapmalıyım. Ama tuvale yakın olmam önemli.
şu büyük olanları patlatayım. İşte sanırım bu iş tamam. Hey, buna ne dersin? Vay canına, bunu nasıl yaptın? Senin baloncuklarından esinlendim sadece, senin için yaptım. Çok sağ ol. Çok sağ ol büyük baba. Buna bayıldım. Baloncuklar gerçekten müthiş. Umarız bu resim tüyoları kendi şaheserlerini yaratman için sana ilham vermiştir. Senin en sevdiğin tüyo hangisi oldu? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla yararlı video için kanalımıza abone olmayı unutma.